Arkadaşlar merhaba, bu videomuzda HTSR04 ultrasonik mesafe sensörlerini tekrar inceleyeceğiz. Videoyu izlerseniz neden tekrar inceleyeceğimizi anlayacaksınız ya da en azından ilk videoyu izleyen arkadaşlar neden tekrar çektiğimizi anlayacaklar. Sizler için bu sefer daha bilgili ve daha kaliteli bir çalışma hazırladım. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Arkadaşlar baştan önce sensör nasıl çalışıyor, onun mantığından bahsedelim önce. Arkadaşlar sensörümüz 5 volt DC elektrikle çalışan ve 15 mA güç tüketen bir ürün. Ayrıca ürün datasheetinde yazdığına göre en az 2 cm, en çok da 4 metreye kadar ölçüm yapabiliyor. Şöyle kabaca bir şeklini çizecek olursak. Bayağı kabaca çizdim gerçekten. Şöyle bir yapıya sahip. Bunlardan bir tanesi mikrofon, bir tanesi ise hoparlör. Şuradaki bağlantıdan ürünün çalışması için gerekli olan 5 voltu ve toprak hattını bağlıyorsunuz. Bu pinlerden bir tanesi ise trigger pini. Diğeri ise eco pini. Biz trigger pininden güç verdiğimiz zaman sensör hoparlöründen ultrasonik ses dalgaları yaymaya başlıyor. Ve bu ses dalgaları bir cisme çarparsa, bir engelle karşılaşırsa geri yansıyarak sensör mikrofon tarafından algılanmasını sağlıyor. Bu sayede eğer mikrofon bir ses dalgası algılarsa eco pinine güç göndererek, yani eco pinine 5 volt göndererek, yani eco pinine Logic 1 sinyali göndererek sensörümüzün karşısında bir cisim olduğu bilgisini Arduino'muza iletiyor. İşte biz buradan çıkan ses dalgasının buraya girişine kadar geçen süreyi bir şekilde Arduino'ya hesaplattırarak ardından da küçük bir matematiksel işlemle bu sensöre olan uzaklığını net bir şekilde tayin edebiliyoruz. Şimdi gelin hemen bu sensör nasıl kullanılıyor, board üzerine nasıl kuruluyor ona bakalım. Öncelikle arkadaşlar breadboard'un üzerine Arduino Uno'mu konumlandırıyorum. Daha sonra da ultrasonik mesafe sensörümü board'da herhangi bir yere takıyorum şu şekilde. Bağlantıları son derece basit. VCC pinini 5 volta, GND pinini ise Arduino'nun toprak hatlarından herhangi bir tanesine bağlıyorum. Şimdi sensörün çalışması için gerekli olan güç bağlantısını yaptık arkadaşlar. Sadece trigger ve eco pinlerinin bağlantısı kaldı. Bu arada şunu da söyleyeyim, bu benim en sevdiğim özelliği hayretten bu sensöründe. Analog giriş değil de dijital giriş kullandığı için zaten kolay olan kullanımı iyice kolaylaşıyor. Artık bu trigger ve eco'yu da hangi dijital pinle kullanmak istiyorsanız onlara bağlayabilirsiniz. Ben rastgele 8. ve 9. pinleri kullanacağım. 8. pine trigger pinini, 9. pinine de eco pinini kullanacağım. Aynı şekilde siz de algoritma yapacağınız küçük bir değişiklikle istediğiniz dijital pini kendi projelerinizde kullanabilirsiniz. İşte bu şekilde gerek olan tüm bağlantı yapılmış oldu. Hadi bir de gelin aynı bağlantıyı biz yapalım. Ardından da kodlarımızı yazmaya başlayalım. Arkadaşlar biz de aynı FreeSync'in kurulumu yapmış olduk. Benim kablom biraz uzun olduğu için biçimsiz oldu ama sorun değil. Devrimiz başarılı bir şekilde çalışacaktır. Hemen Arduino bilgisayara bağlıyorum. Ardından da kodlarımı yazmaya başlıyorum. Bu arkadaşlar eğer videoyu ilk defa izliyorsanız biz Lezzet Robot Tarifleri kanalında şu ana kadar 11 videosu çekilmiş olan tahmini de 25. videoya kadar çekilecek olan bir Arduino eğitim serisi hazırladık. Bu seride biz Arduino için kod yazmasını öğreniyoruz. Bizim bu şu anki sketch'te, şu anki programda yazacağımız tüm kodları biz o şeyde 11 videosu çekmiş olan seride işledik. Eğer merak ediyorsanız şuraya tıklayarak oradaki seriye erişebilirsiniz. Eğer eksikliğiniz olduğunu düşünüyorsanız kapatmanız yardımcı olacağını eminim. Belki de kod yazmayı iyice ayrıntılı öğrenmek istiyorsunuzdur. O zaman da serimiz inanıyoruz ki size yarayacaktır. Merak eden arkadaşlar inceleyebilirler. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki öncelikle pin atamalarını yaparak başlama arınıyor. Hangi pin ne amaçla kullanılıyor diye. Onun için de counts ifadesi atama yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bir de ilerleyen zamanda sensörden çıkacak olan veriyi kaydetmek ve daha sonra yapacağımız ufacık bir matematiksel işlemle bulacağımız mesafe bilgisini kaydetmek için iki tane de değişken tanımlayacağım. Yani sadece ileride kullanacağım iki tane değişken tanımlıyorum. Bunların bir tanesi süre, diğeri de void setup kısmını biliyorsunuz. Void loop döngüsü dönmeye başlamadan önce yapılması gereken ayarların yapıldığı kısımdı. Bu kısma hangi pinlerin ne amaçla kullandıklarını ve ayrıca de ileride kullanacağım seri monitörün başlatması için gerekli olan kodu yazacağım.
Gördüğünüz üzere pin mod fonksiyonları da trigger pin'e output, echo pin'i ise input olarak atadım. Trigger'ın output atanmasının sebebi buradan bir trigger pin'e güç verilecek ve trigger pin'e güç verince de sensör hoparlörden güç yapmaya, ses tagları yapmaya başlayacak. O yüzden trigger pin'e bir güç gönderimi yapıldığı için output, echo pin'de gelen ses dalgalarını algılayıp Arduino'ya bilgi verdiği için echo pin'i ise input yani giriş olarak atadık. Şimdi ayarlamalar da bittiğine göre artık void loop döngüsünü yazmaya başlayabiliriz. Öncelikle arkadaşlar tabii ki trigger pin'e güç vererek işe başlayacağız ve bir ses dalgasını gönderip ses engel olup olmadığını algılatacağız. Bunun için ne yapıyorum? Digital Write fonksiyonuyla trigger pin'e güç gönderiyorum. Yalnız biz bunu bu şekilde bırakırsak trigger pin'i devamlı güç alırsa hoparlörden devamlı ses dalgası göndermeye başlar. Fakat bizim mesafe bilgisini iyi bir şekilde algılayabilmemiz için düzenli aralıklarla ve küçük aralıklarla trigger pin'e güç gitmesi gerekiyor ki sensörümüz düzenli ve küçük aralıklarla ses dalgalarını göndersin ve göndermesin. Yani bu sayede her bir giden ses dalgasının çıkış süresini ve eğer yansıyıp gelirse de giriş süresini bilebileceğimiz için mesafe ölçümü ancak bu şekilde yapılabilir. Dolayısıyla da yaklaşık 1 milisaniye aralıklarla da bu ses dalgasının gönderilip gönderilmemesini sağlayacağız. Onu da şu fonksiyonla yazıyoruz. Onu da şu kodla yazıyoruz daha doğrusu. 1000 yeterlidir. 1000 mikrosaniye yani 1 milisaniye oluyor. Ne yapacağım ardından da güce giden, pine giden gücü keseceğim. Tamamdır. Ufacık bir hata yaptım, onu da düzelttim. Şu an şu yazdığımız kod sayesinde 1 milisaniye aralıklarla ya da 1000 mikrosaniye aralıklarla trigger pinine güç gidiyor ve kesiliyor. Bu sayede sensörümüz 1 milisaniye aralıklarla ses dalgası üretmeye başlayacak. Şimdi bu kısımdan sonra asıl hani Zura'nın zartlı diğer var ya, oraya geldik. Şimdi burada arkadaşlar daha önce görmediğimiz ya bu sensör için özellikle bu sensör için kullanılan bir komuttan bahsedeceğiz. Pulse in komutu. Ya her yerde kullanılıyor da en çok bu sensör için kullanıyorum ben açıkçası. Pulse in komutu şöyle kullanılıyor. Önce bir yazalım, sonra nasıl çalıştığına bakarız. Şimdi arkadaşlar öncelikle şurada pulse in komutunun kullanımını yazdık. Burada pulse in komutu çalıştıktan sonra bir veri üretecek. Bu ürettiği veriyi de kaydetsin, ileride kullanabilelim diye süre adlı değişkene atama işlemi yaptırdım burada. Yani buradaki bir sıkıntı yok. Sadece pulsing komutunda ürettiği veriyi süre adlı değişkene kaydediyor. Şimdi bu pulsing komutunun çalışmasına bakalım. Arkadaşlar pulsing komutu sizin ona verdiğiniz herhangi bir pini takip alır. Mesela ben burada ne yapmışım? Echo pinini. Echo pin neydi yani? 9. dijital pini. Ne yaptım? Pulsing komutuna bu pini takip et diye emir verdim. Pulsing komutu şunu yapar. Benim emir verdiğim pinin ne olmasını bekliyorum ben? Height olmasını, yani yüksek olmasını bekliyorum. Pulsing komutu bundan sonra şöyle çalışacak. Echo pin'i devamlı takip eder. Echo pin'i height olduğu anda hemen bir kronometre çalıştırmaya başlar arka tarafta. Ta ki echo pin'i low duruma düşene kadar. Echo pin'i low duruma düştükten sonra bu kronometreyi durdurur ve hemen ürettiği sayıyı, yani saydığı sayıyı bize süre adlı değişkene kaydeder. Biz de bunu ileride kullanabiliriz. Şimdi biz de bu süre adlı değişkeni kullanarak küçücük bir matematiksel işlemle mesafeyi öğreneceğiz arkadaşlar. Onu da şöyle yapıyorum. Şu kısma ne yaptım? Cisme olan uzaklık bir yazısını ekrana yazdırdım. Ardından da mesafeyi ekrana yazdırıyoruz. Şu kısma bir sıkıntı yok zaten. Şu çizgide sadece her bir kod dönüşünde ortaya bir çizgi çeksin ki bir sonraki okunan veri daha rahat okunabilsin diye yazdım bunu. Şimdi mesafe bilgisi ne yapıyor? Pulsing komutunun saydığı süreyi önce 2'ye bölüyor. Neden 2'ye bölüyor arkadaşlar? Hatırlarsanız çünkü ses dalgası bir gidiyordu, bir geri geliyordu. Yani aynı yolu iki kere aldığı için bize sadece bir tanesi yeterli. O yüzden süre bilgisini 2'ye bölüyoruz. Daha sonra bu süre bilgisini 29.1 değerine bölüyoruz. Eminim ki bu videoyu daha önce başka yerlerde izleyen arkadaşlar varsa her yerde bunun neredeyse bu olduğunu göreceklerdir. Bu 29.1 olayı ne? Neden biz bunu 29.1'e bölüyoruz? Gelin şimdi bunun üzerine konuşalım biraz. Şimdi bakalım bir saniye. Hiçbir şey ezbere yapmayacağız. Kaynağımızı açalım. İşte burada. Sesin hızının 331 metre bölü saniye olduğunu söylüyor burada. Ses dalgasının hızının. Biz bu kaynaktaki bilgiyi baz alacağız kendimize. 0 santigrat derecede ses dalgasının hızı saniyede 331 metre. Yani bir ses dalgası 1 saniye sürede 331 metre yol kat ediyormuş. Ve sıcaklığa bağlı olarak da bu ses dalgasının hızı değişiyor. Bunu bize hesaplamak için de şöyle basit bir fonksiyon vermiş bize. Basit bir denklem vermiş.
Zorlu matematiksel işlem yok, karekök alma var. Bir kesirli sayı işlemi var, 1 ile toplayacaksın, 3-30 ile çarpacaksın. Yani matematik işlemi kafanızı karıştırmasın. Emin olun bu lise matematiği bile değil, sadece ortaokul matematiği. Azıcık da işin içine fizik katacağız. Ama bunlar zor konular değil. Özellikle fizikle matematiğe ön yargılı yaklaşan arkadaşlar varsa gerçekten bunlar basit şeyler, hiç gözünüzü korkutmasın o yüzden. Gelin şimdi şöyle denklemi hesaplayalım. 331 metre bölü saniye neydi? 0 santigrat derecedeyken ki dalganın hızıydı. O yüzden biz mevcut sıcaklığımızı şuraya yazıp bu denklemi çözersek şu an içinde bulunduğumuz ortamdaki dalganın hızını bulabiliriz. Benim şu an içinde bulunduğum ortam eminim ki 37'den yüksek. Çünkü evim şey olduğu için, bulvarın yanında olduğu için hemen camı pencere her yeri kapatmak zorunda kalıyorum. İçeri gürültü girmesin diye. Klimam da yok. Kaldı ki burada 2 tane monitör, 2 tane kamera, 2 tane lamba falan çalışıyor. Şu an sıcaktan mahvolmuş durumdayım zaten. O yüzden odanın sıcaklığı bir hayli yüksek. Yani eminim ki 0 değil. Yani bizim kullanacağımız dalga hızı bu değil. Gelin şimdi bir odanın sıcaklığını ölçelim. Fakat benim elimde hiç şey yok. Termometre benzeri bir cihaz yok. Gelin 2 dakikada kendimize bir termometre koyalım hemen. Tamamdır, kurulumu yaptım. Hemen şuna bir kodunu atalım. Kütüphanenin hazır kodunu kullanacağım zaten. O yüzden fazla uzun sürmeyecek. Bu yazılan kod olsun, bu DHT makinenin kullanımı falan olsun, bunların hepsi için de ayrı bir video çekeceğiz. Güzel video. O yüzden şimdi hiç burada değinmiyorum. O videoyu çektiğimiz zaman da gelip buralarda bir yerlere sizlere link koyarak daha hızlı erişmesini sağlayacağım. Tabii unutmazsam koymayı. Çalıştırıyorum ekranımı. Şimdi şu sonuçları bir inceleyelim. Gördüğünüz gibi ortamın nemi %32 civarında ve ortam sıcaklığı 33 derece santigrat derece. 91'de Fahrenheit cinsinden sıcaklıymış. Şu an cidden içerisi inanılmaz sıcak. Bizim tek ihtiyacımız olan bilgi buydu. Tamamdır, bu bilgiyi aldığımıza göre artık bu devreyi videodan çıkarabiliriz. Sen git hemen. Sen gel abi. Şimdi hesabımızı yapalım bakalım. Neydi, şöyle baştan bir temiz yazayım. 331 çarpı kök içinde 1 artı sıcaklığımız kaçtı bizim? 33 derece alayım ben. 33.80 de hani şey olsun, birazcık da işimiz kolay olsun. Öyle çok da noktadan sonrasına dikkat etmeye gerek yok. Gördüğünüz gibi hemen şuradaki denklemin aynısını yazdım. Sadece artık T'ye 33 koydum. 33 santigrat derece. Şimdi bu denklemin sonucu bize şu an içinde bulunduğumuz 33 derecelik odanın içinde ses dalgasının yayılma hızını verecek. Ama ne diyeyim, unutmamamız lazım ki metre bölü saniye dizinden. Yani bir saniyede alacağı kaç metre yol bağında. Milisaniyede, santimetre falan değil. O dönüşümleri zaten yapacağız. Şunu bir hemen hesaplayalım. Arkadaşlar peşin peşine söylemişsiniz. Üniversitedeyken bu tarz derslerin sınavlarına zaten biz hesap makinesiyle giriyoruz. O yüzden hiç kağıt kalemle kafanızı yormayın. Ben direkt zaten hesap makinesiyle hemen bunu hesaplamaya çalışacağım. Şu anda 350.43 metre bölü saniyemiş. Virgülden sonraki sayıların tamamını almadım. İki basamak fazla yeterli olacaktır. Bunu tamamlasak çok 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 hassas bir ölçü yapmış olursunuz. Ama o kadar da bir hassasiyete şu an için gerek yok arkadaşlar. Neymiş dalganın hızı? 350 metre bölü saniyemiş. Yani şu an içinde bulunduğum ortamda, bu 33 derecedeki sıcaklığı olan odanın içinde ses dalgaları saniyede 350 metre yol kat ediyormuş. 0 santigrat derece neydi? 331 metre. Yani sıcaklık arttıkça ses dalgasının hızının da arttığını anlıyoruz buradan. Eğer hesaplamada herhangi bir hata yapmadıysam. Bizim burada bulduğumuz değer 350, yani şu hesaplamadan sonra bulduğumuz değer 350 metre bölü saniye. Bizim dalgamızın saniyede hızı 350 metreymiş. Fakat kodda kullandığımız 29.1 değeriyle bunun arasında dağlar kadar fark var. Yani bu ikisinin aynı değerde olmadığını ya da en azından aynı birimde olmadığını şu an biraz fark etmiş olabiliriz. İnanıyorum ki şu ana kadar zor bir matematiksel işlem yapmadık. Sadece basitçe bir ses dalgasını hızlı kullandık, bir fizik formülü kullandık. Ondan sonra da ortaokul ayarında bir matematiksel işlemle şunu bulduk. Zaten biz bir şey yapmadık, hesap makinesi hesapladık. Şu ana kadar işimiz çok kolaydı. Şimdi devam edeceğiz. Fakat arkadaşlar şimdi 29.1 üzerine biraz konuşalım. Nerede kodumuz? İşte kodumuz burada. Bakın. Biz bu kodu nasıl hesapladık? Mesafe eşittir süre bölü 2 bölü 29.1, değil mi? Şu 29.1'i ben karşıya atarsam, bölüdeki şeyi karşıya çarpı olarak atarım. 29.1 eşittir süre bölü 2 bölü mesafe.
Bizim bu 29.1 dediğimiz zımbırtının birimi ne arkadaşlar? Birimi diyorum. Süre nedir? Bir zaman birimidir değil mi? Yani zaman. Mesafe nedir? Bir uzunluk birimidir. Ayrıyeten bizim programın içinde kullandığımız zaman ne cinsidir arkadaşlar? Yukarıdaysanız hatırlarsanız mikrosecond kullanmıştık. Yani mikrosaniye bazında. Yani bunu biz zaman ne almamız lazım? Mikrosaniye cinsinden almamız lazım. Yani bir saniyenin çok 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 daha altında bir seviye. Mikrosaniye olarak alacağız. Uzunluğu ise santimetre cinsinden almamız gerekiyor ki 29.1'lerini bulabilelim diye. Şimdi tekrar temiz bir sayfa açıyorum. Ha, şu olur. 29.1 değil neymiş arkadaşlar? Mikrosaniye bölü santimetre. Bizim odamızdaki ses dalgasının hızı kaç peki? 350 nokta kaçtı? Küsur altında yazayım hadi. Nasıl olsa hesap makinesi hesaplıyor. Ben hesaplamadığım için çok da zor değil. 350 bölü metre bölü saniye. Şimdi arkadaşlar, öncelikle bizim şu metreyi ne yapmamız lazım? Santimetre cinsine çevirmemiz lazım. Çünkü yukarıdaki birime dönüş benzeteceğiz de bunu. Bu santimetreye çalışıyor. Bizimkisi metre. O yüzden bunu ne yapalım? Bir santimetreye çevirelim. O da nasıl uzunluk bilimleri? Metre vardı, desimetre vardı, santimetre vardı, milimetre vardı. İşte aşağı doğru nanometre, pikometre falan diye gidiyor. Oralara işimiz yok. Şu an metrenin desimetreye geçiş için 10 ile çarpıyorduk. Bundan buna geçiş için 10 ile çarpıyorduk. Yani direkt metreden santimetreye geçiş için bu sayıyı 100 ile çarpmam yeterli olacaktır. O zaman da bu ne olur? 35.043 santimetre bölü saniye olur. Bakın metreyi saniye, santimetreye çevirdim. Yani artık aslında ikisi aynı şey. Yani hiçbir fark yok. Okunması değişti sadece. Bu dalga saniyede 350 metre yol gidiyordu. Santimetre cinsine çevirince de bu dalga saniyede 35.043 santimetre gidiyor. Aslında uzunlukları aynı. Tabii ki bu saniye ne yapacağız arkadaşlar? Mikrosaniye cinsine hesaplayacağız. İstiyorsanız Google'a yazabilirsiniz. 1 saniye 1 milyon mikrosaniye arkadaşlar. Mikrosaniyenin hani saniyenin kısaltması SN harfleri ya, mikrosaniye kısaltması da US oluyor. 1 milyon mikrosaniye. O yüzden ne yapacağım? 6 sıfır ilerleteceğim ki bunu 1 mikrosaniyede kaç santimetre yol gittiğini bulalım diye. O da nasıl olacak? 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane sıfır koyarsam 6. Yani 0,035043 şöyle bir değer geliyor karşıma. Yani gördüğünüz üzere bu ses dalgası 1 mikrosaniyede şu kadar santimetre yol kat ediyor imiş. Fakat şimdi sayı iyice çığırından çıktı. Yani iyice bu işler çok affedersiniz şeye sardı derler ya. Şu an cidden ona sardı. Bizim bulduğumuz değer bu. Ama çalıştığımız sayı 29.1. Yani bununla bunun arasında dağlar kadar fark var. İkisi de tamam. İkisi de artık mikrosaniye bölü santimetre. İkisi de aynı oldu. Fakat dikkat ederseniz yukarıdaki birimde yani 29.1'in değeri mikrosaniye bölü santimetre. Bizim bulduğumuz değer santimetre bölü mikrosaniye. Yani bunu ters çevirmemiz gerekiyor. Bunu da 1'e bölersem bu bulduğum sayıyı ters çevirme işlemini gerçekleştirmiş olurum. Yani 1 bölü 0,035 sayıyı okuyamadım bile yahu. Santimetre bölü mikrosaniye çevirme işlemi yaparsam mikrosaniye bölü santimetre cinsine dönüşecektir. Hemen o çevirme işlemini de yapayım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 28.5 değerini bulduk. Yani burada 29.1 değil de 28.5 değerini kullanmak benim için daha iyi. Yani bu 29.1 değeri işte bu işlemlerle geliyor. Ha niye aynı olmadı? 29.1'i bulmak için çıktık yola, 28.5 buldun. Hayırdır diyeceksiniz. Onu da ben size söyleyeyim. Bakın biz ta en baştayken hatırlarsanız sıcaklığı kaç almıştık arkadaşlar? 33 santigrat derece almıştık. Görüyor musunuz? Arada kadrajdan çıktıysa özür dilerim. Eğer siz bu 29.1 değerini alıp yaptığımız tüm matematiksel işlemleri geriye doğru takip ederseniz bu adamın 29.1 değerini 20 santigrat derecede bulduğunu göreceksiniz. Yani ta ilk yapan adam, artık bunu ilk hesaplayan çocuk 29.1 değerini bir yazmış. Ondan sonra tüm forumlarda her yerde 29.1 değeri almış başına yürümüş gitmiş. Bunu da direkt böyle tak diye 29.1 yazmak yanlış arkadaşlar. İçinde bulunan sıcaklığa göre dalganın hızı değişeceği için bu sürenin her seferinde hesaplanması gerekiyor. E abi ne yapacağız şimdi? Yani neden hesaplanması gerekiyor? Bakın benim odam 33 derece arkadaşlar. Ben bunu burada yaparsam
bu sensörü ben burada yaptım, kullanıyorum, tamam mı? Kışın gittim Erzurum'a, -10 derece, -20 derece sıcaklıkta bu sensör doğru çalışmaz. Bu sensörün doğru çalışması için ne yapıyoruz o zaman? Şu az önce yaptığımız var ya, şu devre, şu ikisini birleştireceksiniz. Bunda termometre var, bunda da mesafe sensörü var. Bu termometreyle ölçtüğü sıcaklıkla bu adam saniyelik olarak ses dalgasının hızını güncelleyecek. Onu kullanarak bu denklemleri yürütürse işine yarar. Fakat biz bunu bu videoda yapmayacağız. Zaten video süresi fazlaca uzadı ama inanıyorum ki işe yarar ve bol bilgili bir video oldu. Ne yapalım biz burada? 28.5 değerini ben kullanacağım burada. Ha siz ne yapın? İlerleyen videolarınızda tutun. 29.1 değerini gene kullanın. Yani atıyorum da 4 cm değil de 3.60 ölçersiniz en fazla. Yani ya da ne yaparsınız? 4.20 ölçersiniz. Yani öyle ahım şahım farklar olmaz. Ama gerçekten hassas bir devre yapmak istiyorsanız şu gördüğünüz matematiksel işlemler arkadaşlar oturup hesaplamanız gerekiyor maalesef. Zaten fizikle matematiğin önemi bu yüzden bu kadar fazla. Bu işlemi yaptıktan sonra gelin kodumuzu yazmaya devam edebilirim. Benim içinde bulunduğum sıcaklık 33 santigrat derece olduğu için benim şu an odamdaki dalganın hızı 28.5. Yani bunu tam dalganın hızı demek pek doğru değil aslında. Bu farklı bir birim. 28.5 değerini yazıyorum arkadaşlar. Şimdi bu kodu arnamın içine yükleyeceğim. Ardından da inanıyorum ki %99 oranında, gayet yüksek bir oranda bana doğru verileri verecek. Şimdi arkadaşlar kodu arnamın içine yüklüyorum. Hemen bir hata aldık. Nerede bir hata aldık? Ha şuradaki noktalı virgülü unutmuşuz. Onu da koydum. Bir hatamız daha var. Arnayı söküp taktık ya. Şu araçlar sekmesinden portu ayarlamamız gerekiyor. Kullanılan kart Arduino Uno. Port daha COM6. Şunu seçtikten sonra o hata düzelecektir. Şimdi tekrar yükleyelim bakalım. Tamamdır. Harika. Nerede benim cetvelim? Şöyle koydum cetveli. Hatta dur şöyle koyayım. Bir saniye sonra tam karşıya baksın. Bakalım. Şimdi bunun önüne bir engel koyalım. Şimdi telefonu koyabiliriz. Tam 20 cm engeli koyuyorum bakalım. Haydi bakalım. Şu an cidden heyecanlı. Acaba kaç santimetre gösterecek mesafeyi? Gördüğünüz gibi 19 gösteriyor. Ama burada dur, çok hızlı gidiyor arkadaşlar. Şuna bir delay fonksiyonu yavaşlatalım önce. Cisim olan uzaklık 20 santim, 19 santim, 19. Bayağı kaliteli ölçü arkadaşlar. Yani arada bir 20'yi de görüyorum açıkçası. Gelin şunu int değil de full out'la tanımlayalım. Bu sayede ne yapacağız? 20'den sonraki iki hane noktayı da görebiliriz. Yani 20.1 ya da 19.50 falan gibi tam değerleri, biraz daha net değerleri görebiliriz. Ooo! 20 santime koydum, 19.95 ölçüyor ya. Mükemmel bir kalite bence. Hani oradayken sıcaklığı şey almıştık ya, 33.80 falandı ya. Hani belki tam 33.80 ise gerçekten virgülden sonraki sayıları da tamamıyla kullanmış olsaydık şey olacaktı, gayet kaliteli bir ölçüm olacaktı yani. Bakın arada 20.00 bile görüyor neredeyse. Şunu bakayım, 19 santim alacağım. Gayet güzel. 18 alayım bakayım. 17, ooo süper ya. 4 santim alayım. Hop, 4 santim alsam. Arkadaşlar daha ne olsun zaten, değil mi? Yani 2 dolarlık ürüne bakarsanız gayet kaliteli bir ölçüm alabiliyoruz. Bu aldığımız kaliteli ölçümde şu yaptığımız matematiksel işlemiyle içinde bulunduğumuz ortamın sıcaklığını hesaba katarak hesapladığımız ses dalgasının hızı da tabii ki inanılmaz derecede önemli. 2 santim alacağım. Gördüğünüz gibi 2 santimde arkadaşlar aşağı yukarı bir değer veriyor ama çok da titiz değil. 3 santimden sonra gerçekten verdiği değerler biraz daha güzelleşmeye başlıyor. En çok 4 metre ama şu an 4 metre mesafeye engel koyamam. O da bayağı bir dahan çünkü. Sanırım 50 santim ölçmeyecektir. Çünkü tripodun ayağı var önünde. Yo, ölçüyor. Tripodun ayağı engellemiyormuş. Tamam. 49.70. Ya %5'ten bile, %5 hatta %3 falan olsa gerek. Tam hesaplamak lazım da. Atmasyon konuşmayayım ama %5'ten daha küçük bir hata payıyla arkadaşlar doğru ölçüm yaptığını size gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Herhalde daha fazla bu konu hakkında söylenebilecek bir söz kalmadı. Arkadaşlar yaptığınız matematiksel işlemler gerçekten o kadar zor değil. İnanıyorum ki şöyle bir kalem kağıtla zorlanan arkadaşlar için diyorum. Hani zor değildi zaten de.
Ön yargılarınızı bir kenara bırakıp yaptığımız işlemleri elinize bir kağıt kalem, bir tane de hesap makinesi, tabii ki bilimsel hesap makinesi olması lazım. Ya da cep telefonu, akıllı telefonlarınıza indirebilirsiniz bilimsel hesap makinesi yazılımları. O normaldeki bakkaldaki hesap makineleri olmaz. Dediğim gibi bir kağıt kalem bir de hesap makinesi alıp şöyle 5-10 dakikada, fazla bir zaman değil, yaptığımız işlemi tekrar ederseniz, yapmayacağınız işlemi anlamaya çalışırsanız inanıyorum ki hiçbir zorluk çekmeyeceksinizdir. Çünkü gerçekten işin içinde zor bir kısım yok. Sadece birazcık dikkat gerekli. Bunu da belirttikten sonra umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Lütfen belki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın. Ayrıca yorumlarınız benim için çok önemli. Videonun sonunda da HTS-04 sensörümüzle yapacağımız park sensörü ve engelden kaçan robotun videolarına erişebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.